Şimdi bir yarışma düşünün. Bir adada aç ve susuz. Çocuk parkında koşturuyorsunuz. Barış kazandı. Ya abi ya. Bu ne ya? Barış kazandı. 2-1. 2-1 oldu. Hem de aylarca. Mümkün mü? Ama onlar mümkün olduğunu iddia ediyor. Ama ben diyorum ki değil. Gerçek aslında bambaşka. Nasıl bir dizinin kamera arkası farklıysa bu da aynen öyle. Önce bir sakin kafayla düşünelim. Bu yarışma belli bir saati doldurmak zorunda. Ve tabii ki bunu oyunlarla falan yapacak. Bu yüzden skorlar hep birbirine yakın bitiyor. Ya da çok fark varsa biri sakatlanıyor. Bir kavga gürültü çıkıyor. Uzuyor da uzuyor. Programın süresi sabit. Adamlar haksız mı? Mesela bir oyun. Ona bir bitse. Geri kalan süreyi nasıl dolduracaklar? Aa, Acun Bey'in açayım mı? Açıyorum. Bakın açıyorum. 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 Açtım. Ya da ünlülere ne diyorsunuz? Adamların bir duruşu şekli var. Ama adada en sevimsiz halleriyle gösteriliyor. Kişilikleri bile bize farklı yansıyor. Bunu göze almak kurgu ihtimalini güçlendiriyor. Gelin birkaç video ile bu oyunu bozalım. Şimdi ben dedim ya bunlar en sevimsiz halleriyle, doğal halleriyle ekran karşısında diye. Abarttıkça abartıyorlar doğallık işini. Ünlülerden Mert Öcal'ın hareketi. Yani evrimi seçince Nisa direkt dışarıda. Aycan! Aa, Aycan kazandı! Bir tanesizlik yok yani Aycan. Biraz edep be kardeşim. Nisa'nın ileride oyuncu olacak dedirten hareketleri. Kurgu üstüne kurgu yapılan ama aslında bir yarışma gibi sunulan Survivor. Bakın bu cümlem için Hilmi Cem'le bir videom var. Yapıyor. Kim çaldı oğlum? Ufaklık çaldı abi. Melisa mı çaldı? Peki yarışmaları da böyle durdurup montajlamadıklarına, oyuna devam etmediklerine, oyunun kaderiyle oynamadıklarına bizi kim ikna edebilir? Tamam, bu yanlışlıkla. Peki ya bu? Elif önde ve olağanüstü bir hız bu. Nisa evet. Ayağını çarptı. Canı yandı ve devam ediyor şu anda. Stop. Bir bekle. Bir durumuna bakalım da. Ayağını almayayım. Hiç yok değil mi? Hayır, kıvrandığın için diyorum. Yok. Tamam, tek düdük başlıyorsun. Bekle Nisa. Aynı yerdeyiz. Reytinglerde her seferinde ilk sırada yer alan Survivor, Acun Ucalı'ya para kazandırmaya devam ediyor. Geçen yılki az izlendi yorumlarından sonra Acun işi gerçekten şova çevirdi. Biz artık yarışma değil, reality show izliyoruz. Nisa'nın anlamsız üslubu ve taklitleri ileride Hilmi Cem gibi oyuncu olacak dedirtti. Evrim başlattı bu konuyu. Diyor ki, ha Mert'ciğim sen bugün ne yiyeceksin acaba 500 pezuna? Bu seneki Survivor'ın en renkli karakteri Nisa mı yoksa Cemal Can mı bir türlü karar veremiyoruz. Ama Nisa'nın şu hallerini görünce oyumu Nisa'dan yana kullanıyorum. Ya şöyle bağırma, gırtlağına yazın. Nisa tam dalgasını yaşıyor. Bir de abi dediği Sercan var tabii. Adam her yerde kameranın olduğu bir adada kız buluyor. Ona yazılıyor. Ama bizim kız delikanlı. Abi diyor adama. Ersin abi nasıl görüyorsan sen de öylesin, Mert abi de öyle. Yani herkes eşit. Tamam. Sıkıntı tamam. Yok, anlaştık. Nisa'daki de kral hareket nasıl bozdu adamı? Cemal Can'ın tacı da var elimizde. Yemek ödülünde sanki bol bulmuş gibi etini yere düşürmesi, ardından sanki kuyruğuna basılmış gibi bağırması. Aa, etim yere düştü! Hemen yıka. Sorun değil, no problemo. Sabah. Oyunlar sırasında pek çok kişi ne konuşulduğunu anlamadığı için altyazılara dikkat kesiliyor. Siz çok dikkat kesinmeyin. Arka planda Damla ve Nagihan sigara içiyor olabilir. Bu olaya Acun Medya el atamasa da Rütük'ten bir yeşil çiçek beklerdik doğrusu. Alt
altyazı demişken bazı kurgu hataları sebebiyle mi yoksa altyazıdaki düzgün Türkçeden mi bilinmez? Yarışmacıların söylediği argo kelimeleriyle bu yazılar pek aynı olmuyor. Kim konuştu, kim ne dedi, kimse anlamıyor. Çok izleniyor ama kimse anlamıyor. Tam bir predestination. Path you're on will take you to your destination. Peki ya Ardahan? Tamam, ismi bu da insan bir şehir olan bu sorusunu akıllara getiriyor. Çünkü biliyorsunuz ki Cumali de Iğdır'dan gelmişti. Adaya yürüyerek gelmedi ama İstanbul'a yürüdü. Ve bugün burada ilk defa mücadele çıkacak. Iğdır'dan geldi. Iğdır, Ardahan, aman... Ardahan, bırakın rakibi, ezin rakibi derken Acun o sırada neredeydi acaba? Ona cevap veren yarışmacı da haklı. Domates mi canım bunlar? Buradan tüm altyazı ekibine soruyorum. Bu sesleri nasıl altyazıya döküyorsunuz? Bir de Barış Murat Yağcı'nın maç sırasında düşerek sakatlandığı imajı yaratması. Neymar gibi yerlerde yuvarlanacak utanmasa. Sercan'ın da Barış'a dönüp lan oğlum kalk kalk zaten sayı verecek demesi üzerine Barış'ın yerinden kalkarak hile yapmaktan vazgeçmesi. Neymar değilmiş. Burak Yılmaz hareketleri bunlar. Oğlum. Bağırma zaten. Verecek. Kamera kaydına bakacağız. Yarışma sırasında Ceyhun'un eşiyle sevgili olmadığını ve arkadaşken evlendiğini de öğrendik. Ne işimize yarayacaksa. Yasin var bir de. Allah'a dokunamam. Tabii ki. Siklenirim. Öp bir kere. Öpsün. Öpeceğim bu varakları. Vallahi yapma. Öpmezsen vallahi üstüne atarım. Evrim'in soytarı diye tabir ettiği Yasin. Yapma lan yapma. Ya Yasin. Yasin gözünü seveyim. Yasin yağmur akıyor. İlginç tavırlarıyla yarışmada soytarı kategorisinde bir hayli dikkat çekti. Evrim'le Yasin harika bir ikili. Bayağı eğleniyorlar. Bence değmez ya. Bence ilk başa gelsen gir zaten senin için daha güzel. Ya bir gir şuradan yürü. Yok sen bir gir senden sonra girebilirim ben de. Ciddiyim. Neşe zeka belirtisiymiş. Sizin neşenize bereket. Bu arada Evrim Yasin'den evlenme teklifi bile aldı. Ne kadar didişseler de, ne kadar kavga etseler de... Dur seni biraz sallayayım. Sen beni bir salla. Kibar ol yani biraz. Teşekkür ederim Yasin. Çok tatlısın ve kibarsın. Ne demek? Ne demek baby toşu? Büyük aşklar kavgayla başlar. Bu adadan dönüşte bir nikah kesin diyorum. Halbuki Evrim Barış'ın hakkıydı. İlk başta o gördü kızı sonuçta. Barış'ın ben kara kaşına, mavi gözüne mi mutlu oldum? Uzun 2.02'lik boyuna mı mutlu oldum? Yeni oyunlarımız var bir de. Hamak yaptırıp yarıştırma. Hamakları seyircilerimizin oyuna sunduk. Oylama tamamlandı ve... Tavla yaptırıp kapıştırma. Tavla maçı. Tavla maçı. Var mı? Ben tavla maçına varım. Kim tavlacı? Hadi madem tavlada şekilde kazandılar. Hadi bakalım. Tamam kabul. Tamam. Abi büyük ödül koyalım olur mu? Tamam. Büyük ödül koyalım. Uçalım yani. En sonunda da zipline. Allah ne verdiyse teleferi. Son zamanlarda oyun skalasını bir hayli genişlettiler. Gündemde bayağı yer buluyor. Sosyal medyada ilk 3 konu her zaman Survivor. 1 milyon olan canlı yayın derken şimdi de 3 milyon oldu. Aa bunu söylemeyecektik. Neyse Cemalcan bizim yerimize söyler. Ama olduk 1 milyon olduk. Evet Türk... Söylemeyecektik yani. 1 milyon mu? Acun bu ara iyi kazanıyor. Geçtiğimiz günlerde futbol kulübü alacağı konuşulmuştu. Görünüşe göre Hollandalı futbol kulübü Fortuna Sittard'ın yeni sahibi bizim Acun olacak. Herkes ne veriyorsa Acun bir fazlasını veriyormuş. Lütfen verin. Gazetede de var. Şimdi dedi ne veriyorsanız ben ve yönetim bir fazlasını vereceğim. Siz ne vereceğinizi söyleyin ben bir fazlasını veriyorum. Kolay gelsin. Acun'un yarışmacıları bir selebriti gibi reality şovlarda göstermesi tabii ki televizyonculuk dehası olduğunu gösterir. Ancak keşke canlı yayını kapatmayı unutmasaydın. Belki yayının faydalı olup olmadığı ile ilgili değerlendirmelerinizi duymamış olurduk. İyi miydi abi yayın? Güzel. Muazzam güzeldi. Bence ikinize de çok artıyorsunuz. Yani size biraz bence de. Devam.
Baycun'u izleyelim diye türlü türlü oyunlar çevirirken hayran kitlesinin izlemekten hiç vazgeçmemesi ve aynı saçmalıklara devam etmesi televizyondaki başarı notumuzu da bayağı düşürüyor. TV8 Recep İvedik serisinden vazgeçsin de biz yine Survivor izleyelim. Acun Medya'ya ve saçma sapan reality şovlara para kazandırmaya devam. İyi seyirler.